Çok değerli basın mensupları, dün Adana Kozan Kuyubeyli'de çıkan yangınla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere buradayım. Dün saat 12.50 itibariyle yangınla ilgili ihbarı almakla beraber 13.04'te ilk ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Rüzgar kuzeyden aşağı yukarı 35-40 km saatle, yani yüksek bir süratle esiyor ve nem %19, yani ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık da 32 derece. Sürekli olarak da değişen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına iki uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 aracöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz. Yani böyle bir yangın alanında müdahale edilebilecek maksimum derecede hem insan hem araç, teçhizat hem de hava aracı ile müdahalemiz sürüyor. Maalesef bu yangında etkilenen köylerimiz var. Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Boztahta, Karabucak ve Acarya ile köyleri, mahalleleri şu anda etkilenmiş gözüküyorlar. Şükür can kaybımız yok. Bu köyler dün gerekli saatlerde valiliğimizin koordinasyonunda tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına almak, soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız, gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz. Ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru bir gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem bizim hem de valimizin bunun bir kasıt olma ihtimali konusunda bir ihtimal üzerinde duruluyor. Ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple, kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım. Efendim, şu ana kadar ne kadarlık alan? Şimdi alan çok parçalı olduğu için çok parçalı bir alanda bunu şu anda tespit etmek veya şu anda da ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Bizim ana şeyimiz şudur. Yangını söndürelim. Ondan sonra bütün rakamlar çıkar. Bunlar kamuoyuyla paylaşılır. Ama yani görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen önemli bir miktarda da alanda bir etkilenme gözüküyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Buradaki yangın Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil. En azından onu söyleyebilirim şimdilik. Ama etkilenen alan itibariyle çok parçalı olduğu ve zirai alanları da kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları veya gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Kamil abi. Abi şunları bir alır mısınız?